Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber video düzenleme programı Pinnacle Studio Ultimate 25 versiyonuyla videolarımızda çıktı nasıl alıyoruz, render ayarlarını nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Videolarımı zaman çizgisine aldım. Montajının bittiğini kabul ederek export butonuna basıyorum. Export ayarları paneli geldi. Destination kısmı bizim çıktığımızın kaydedileceği klasörü gösteriyor. Klasör simgesine tıklayarak istediğimiz bir başka klasör seçebiliriz. File name kısmında Pro Dersler deneme olarak ben belirledim. After export actions kısmında da bu export işlem bittikten sonra ne gibi işlem yapayım diye soruyor. Bu çok önemli değil. Sesli uyarı ver. Bilgisayarı kapat. Explorer'da aç gibi değişik seçenekler var. Same as timeline kısmında burayı kilitliyor ayarları. Format kısmında format var. Extension var. Uzantılar olarak yine device aygıtlar olarak da formatlarımız var. Biz burada format kısmını seçtikten sonra H264 AVC kısmını seçiyoruz. Preset kısmından da videomuzun hangi özellikte çıktısı olmasını istiyorsak onu seçiyoruz. Ben Portrait HD 1080p'yi seçiyorum. Onu seçtiğim zaman burada ayarları otomatik olarak kendisi ayarladı arkadaşlar. Tabii biz burada istersek değişiklik tekrardan yapabiliriz. Yine bu ayarların bundan sonraki renderlarda da geçerli olabilmesi için buradaki kutucuğu da işaretleyebiliriz. Burada bizim video kodeki ile ilgili yapacağımız ayarlarda bitrate oranını artırıp azaltmak suretiyle videomuzun kalitesinde, boyutunda istediğimiz ayarlamaları yapabiliriz. Bitrate oranını düzenlemek için kalem simgesine tıklıyorum. Bu kısımda yine videomun büyüklüğü, videomun işleme şekli, frame per second saniyedeki geçecek kare sayısı 25 olarak ayarlanmış ve bizim için en önemli olan peak bitrate. Bitrate şu anda 42 megabit bölü saniye olarak ayarlanmış. Program bunu kendisi ayarlıyor. Biz burada artırdığımız zaman boyut artacak, kalite artacak ve boyut yükselecek. Şu anda 190.97 megabayt. Tabii bunlar tahmini değerler arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle orta kısma getirdiğim zaman 487 megabayta çıktı. Düşürdüğüm zaman da daha düşük seviyede olacak. Tabii burada bizim bilgisayarımızın donanımı çok önemli. Eğer güçlü bir bilgisayara sahipsek bitrate'i de kalite kaybı yaşamamak için yükseltebiliriz. Yine biz bu görüntüyü USB'ye kopyalayacaksak ona göre de bitrate oranını düşürüp artırarak ayarlamalar yapabiliriz. Buradaki ayarlamış olduğumuz değerleri daha sonra da kullanmak istiyorsak şurada gördüğünüz kaydet simgesine tıklıyorum. Buraya bir isim vereceğim. Pro Dersler kayıt diyorum. Kaydet diyorum. Şu anda benim buraya kaydedildi kaydım. Alt kısımda Pro Dersler kayıt diye bu özellikleri diğer renderini alacağımız videolara da uygulayacak. Start export diyorum. Şu anda renderimiz başladı. Burada gördüğünüz gibi yüzdesini gösteriyor. Şu anda renderimiz bitti. Bunu biz klasöründe açmak istiyorsak bu simgeye Windows Media Player'da veya QuickTime Player'da açmak istiyorsak bunları seçiyoruz arkadaşlar. Ben klasörüne gidiyorum. Şu anda Pro Dersler deneme olarak burada gördüğünüz gibi videomuz gözüküyor. Oynat diyorum şöyle. Bu şekilde kalite kaybı olmadan da çıktığımızı alabiliyoruz. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.